Merhabalar efendim. Hepinize, tüm izleyicilerimize gönüllerinizce, gönlünüzce bir hafta sonu dileklerimizle programımıza başlayalım istiyorum. Ben Sabiha Kara Mustafa ve program arkadaşım sevgili Seçil Mumcuoğlu. Hoş geldin Seçil. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, değerli izleyiciler, geçtiğimiz hafta Perşembe akşamı İslam alemi için çok güzel, önemli bir geceyi yad ettik. Regaib kandilini kutladık. Değerli Peygamberimiz, Yüce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin anne rahmine oluştuğu, dünyaya teşriflerinin gerçekleşeceği bir gece, bir gün, hayırlı, güzel bir günü kutladık. Tüm İslam alemine hayırlar getirsin, doğruluk getirsin, birlik, beraberlik, bereket getirsin, güven getirsin inşallah. Ve yine Cuma günü itibariyle de rahmet ayları dediğimiz 3 ayların başlangıcı olarak 3 aylara adımımızı atmış olduk. Rahmet ayı dedik. Rahmetin sağanak sağanak yağdığı aylar, Recep ayı, Şaban ayı ve Ramazan. Ve burada biz kullar olarak bize düşen vazifede çokça, bolca, her şekilde ibadetlerimizi yerine getirmek. Ben şunu özellikle altını çizmek istiyorum. Hani hep kul denildiği zaman kula kulluk gibi bir mana çıkartılıyor çoğunlukta konuşmalar esnasında, ama kul demek Allah'ın isteklerine ram olmuş, onun istediklerini hayatına, gönlüne yerleştirmiş insan tabirinden bahsediyoruz. Böyle bir çizgide olan, İslam üzere olan için rahmet ayları bu 3 ay. Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor bu aylardan bahsederken: Recep Allah'ın büyük ayıdır. Hiçbir ay hürmet ve fazilette bu aya ulaşamaz. Bu ayda kafirlerle savaş haramdır. Şunu bilin ki Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır. Kim Recep ayının bir gününde oruç tutarsa Allah'ın rızasını kazanmış olur. Allah'ın gazabı ondan uzaklaşır ve cehennem kapılarından birisi onun yüzüne kapanır. İnşallah tüm İslam alemi olarak bu rahmet aylarını gerektiği gibi yad etmeyi Allah hepimize nasip etsin. Evet, hoş geldin tekrar Seçil. Kandilin mübarek olsun. Çayların mübarek olsun. Allah razı olsun. Sizin de geçmiş kandiliniz mübarek olsun. Sizin ve bütün izleyicilerimizin de 3 ayları mübarek olsun. İnşallah tekrar ulaştık bir 3 aylara daha. Tekrar bir fırsat zamanı elde ettik. İnşallah bu fırsat zamanlarını iyi değerlendirip günahsız bir şekilde sonuna kavuşmayı Rabbim nasip etsin. İnşallah. İnşallah. Bu anlamda bizlerle paylaşmak istediklerin, tamam, o zaman alalım. Biraz... Çünkü biliyorum ki çok güzel verilerle geldi. Aslında izleyicilerimizin bildiği şeyler bunlar da, belki küçücük hatırlatmalar tabii hepimiz için faydalı olacaktır. Gündeme almak, gündemi taze sıcak tutmak, evet, hepimiz için faydalı. Sayılarla çok boğmaya da gerek yok ibadeti. Yani Profesör Doktor Aydar Başbey'in hep söylediği gibi, böyle hani tahsildara şey verir gibi, işte şu sayıda şu kadar değil de, ama yine de Peygamber Efendimiz'in bu konuda hadisi şerifleri var. Hani bu konunun altını çizmek için, ehemmiyetini bildirmek ve atlamamızı engellemek için söylediği hadisi şerifler var. Biz onlardan bahsedelim mi? Ondan sonra da onları nasıl yapacağız, ne kadar yapabiliriz? Bunlara kendimize küçük hatırlatmalar yapalım bu konularla ilgili kendimize. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali radıyallahu anh'tan rivayetle buyuruyor ki: Recep ayı büyük bir aydır. Recep ayında bir gün oruç tutana Allah-u Teala 1000 senelik oruç sevabı yazar. Şimdi demek ki bu ay şey bir ay. Hani biz marketlerin indirim zamanlarını kolluyoruz. Ne bileyim işte kampanyaları takip ediyoruz. Bazen SMS atıyoruz ki hani bir şey aldığımız zaman eğer şunu alanlara eğer atarsa işte şu hediyemiz olabilir, ki mesela 1 milyon kişide bir kişiye çıkacak bir hediye için gayret ediyoruz. Halbuki
Allah-u Teala'nın bu ayı bizim için zaten kampanyalı bir ay. Kampanyalarla dolu diyelim biz ona, manevi kampanyalarla dolu. Kaçırılmaması gereken, asla hani ehemmiyetini unutmamamız gereken bir ay. De yine devam edeyim isterseniz hadis-i şerife. Buyuruyor ki Resulullah Efendimiz, Recep ayında 2 gün oruç tutanı Allah-u Teala 2 senelik oruç sevabı yazar. 3 gün tutanı ise 3 senelik oruç sevabı yazar. 7 gün oruç tutanı Allah-u Teala cehennem kapılarını kapatır. Recep ayında 8 gün oruç tutanı ise cennetin 8 kapısı açılır. Recep ayında 15 gün oruç tutan kimsenin kötülükleri iyiliğe çevrilir. Semadan bir nidacı şöyle seslenir. Sen bağışlandın. Yeni ameller işlemeye bak. Her kim Recep ayında oruç tutmayı artırır ise Allah-u Teala ona olan ihsanını artırır. Yani burada dediğimiz gibi asıl olan bu ayda demek ki oruç tavsiye edilen çok makbul bir ibadet. Ama oruç derken oruç nasıl bir oruç? Oruç tutmak demek aç kalmak demek midir? Elbette ki değil. Oruçla ilgili Resulullah Efendimiz'in hadis-i şerifleri var. Buyuruyor ki bir kimse yalan sözü ve yalan işi bırakmaz ise Allah-u Teala'nın aç ve susuz kalıp yemeği içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur. Öyleyse yine geçen hafta anlattığımız konuya geliyoruz farkındaysanız. Eğer insan kendi yararına kazanılamaz ve güzel ahlak sahibi olmazsa o zaman oruç tutmak, aç kalmak, namaz kılmak, yatıp kalmak, kalkmak ya da eğilip bükülüp doğrulmak sadece binanın gelir ki, dışını süslemek demiştik evet, değil mi? O zaman onun çok fazla vücudumuza veya sosyal hayatımıza ya da ahiret hayatımıza bir katkısı olmayacaktır. Hatta hiç olmayacaktır. Hatta belki de onu yaptığımızı zannettiğimiz için bizde oluşacak kibir bizi Allah'tan da doğrulardan da uzaklaştırabilir. Öyleyse ne yapacağız? Her şeyi layık olduğu şekilde yapacağız. Güzel bir ahlak ile yapacağız. Ve güzel ahlak ile yapılan amellerimiz güzel ahlaka ve güzel işlere, hayırlı işlere de vesile olacak inşallah. Bakın Resulullah Efendimiz buyuruyor ki oruç cehennem ateşinden bir koruyan bir kalkandır ama delinmez ise. Ve soruyorlar sahabeye, ya Resulallah nasıl delinir? Diyor ki oruç sadece yalan söyleyip gıybet etmekle. Yalan söyleyip gıybet etmekle. Yani onu bunu çekiştirmekle delinir. Yine Peygamberimiz oruç sadece yemeği içmeyi bırakmakla olmaz. Asıl oruç boş sözü ve kötü sözü bırakmakla olur diyor. Yani güzel ahlaka geliyoruz. İnsanı kazanmak, insanı kendi yararına kazanmak. Oruç bu konuda çok faydalıdır. Yani orucun getirdiği aslında oruç insanı günahlardan korur. Belki tabii çok büyük bir manevi kısmı var olayın. Allah-u Teala oruca ayrı bir önem veriyor. Hatta onun sevabı benim katımda gizlidir diyor. Gerçekten hakkıyla tutulan bir orucun sevabı hak katındadır. Ama işte o orucun da oruç olabilmesi için, o orucun da istenilen sonucu doğurabilmesi için bütün uzuvlarımızla beraber bu ibadete iştirak etmemiz lazım. Yani dilimize sadece yemeğe yardım etmemek konusunda değil, yalan söylememek konusunda da durdurmamız lazım. Gıybet etmemek konusunda da gerekli talimatı ona vermemiz lazım. Elimize harama dokunmamak konusunda talimatını verip, yani orucumuzu hakikaten bütün uzuvlarımızı günahtan el çektirmek şeklinde tutabilirsek eğer, oruç çok büyük bir kalkandır. Ve gerçekten de insanı günahlardan ve cehennemden uzaklaştırır ki Recep ayında tutulan oruçlarda, yani biz 1000 sene yaşayabilir miyiz? 1000 senelik ibadet edebilir miyiz hayatımız boyunca? Yapamayız. Ama eğer demek ki Recep ayında 1 gün oruç tutabilirsek gerçekten 1000 senelik ibadet sevabı alacağız. Ya da biz istemez miyiz cehennem kapılarını dünyadayken kapatalım? En azından bu yıl kapatalım yani. İnşallah ömrümüzün sonuna kadar kapatalım. Bunu nasıl yapacağız? Cehennem kapılarını nasıl kapatacağız? Bunun için bir fırsat. Hani Recep ayında 7 gün oruç tutmak. Zaten şöyle bir şey var. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi var. Diyor ki Recep diyor Ekim ayıdır. Şaban evet, sulama ayıdır. Ramazan ise hasat ayıdır. Biz millet olarak Ramazan'ı çok severiz. Allah'a çok şükür Ramazan'da bir şeyler yapmaya çalışırız ama hasat ekmek için toprağa bir şey ekmek lazım. Şu anda o zaman bizim ne yapmamız lazım? Recep ayında bol ibadet, zikir,
oruç, taat, yani Allah'ın emir ve yasaklarına uyarak Rabbimize adım atmamız lazım ki Ramazan'daki hasatımız çok verimli olsun, bereketli olsun. İnşallah dünya ve ahiret kazancına vesile olsun. Dünya derken hani dünyada ahlaki güzellik ve sosyal olarak, çünkü bir insanın kendi yararına kazanılması demek, onun yanlış kararlardan, yanlış tercihlerden uzak durması demektir. Onun etrafındaki insanları ve kendisini yaralayacak her şeyden uzak durması demektir. İşte daha önceki haftada bir canlıyı incitirken dahi Allah'ın kudretini hesap ederek, yani bir canlıya yaklaşırken dahi Allah'ın kudretini hesap ederek bunu yapması demektir ki o zaman zaten dünya adına kazancınız temin etmiş olur. Ahiret için de zaten Rabbimin onun hazırladığı katında gerçekten büyük mükafatları muhakkak ki vardır. Bir insanı kendi adına kazanmak demek, o insanı ailesi adına kazanmak, çevresi adına kazanmak, milleti adına, devlet evet. adına, tüm insanlık adına ve Yaradan adına kazanmak demek. Evet. Yine bu aylarla ilgili, yani tabii ki tek konumuz bu olmayacaktır ama yine de ben birkaç küçük şeylerini hatırlatmak istiyorum. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise kulların ayıdır. Öyleyse bu ayı asla ihmal etmeyelim. Recep ayına tazimde bulunmak, ona saygı göstermek, Recep ayına hakikaten hani Recep ayında insanın kendine bir şekil düzen vermesi aynı zamanda bir ibadettir. Allah'ın ayıdır çünkü. Onu Allah için yapmış olursunuz. Hakikaten bizim için bulunmaz bir fırsat. Rabbim değerlendirmeyi nasip etsin. Ama biraz önce söylediğimiz şey çok önemli. Kötü sözü, boş sözü, gıybeti, dedikodu, yalanı terk etmemiz lazım. Yoksa oruçlar heba olabilir. Yani sadece yemek içmekle değil. Ağzına sağlık Seçil. Teşekkür ederim. Regaib'ten de şöyle bahsetmek istiyorum. Söyledik sözümüzün başında değerli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretinin dünyaya teşriflerinin bir göstergesi olarak Regaib Kandili ne alıyoruz mübarek bir gece. Peygamberimiz tüm peygamberlerin bütün vasıflarını üzerinde taşıyan Yüce Allah dünyayı onun yaşayacağı bir mekan olarak tasarladığı, oluşturduğu böylesine yüce bir peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri inşaat edici, öğretici, öğretmen, tebliğ edici böylesi vazifeleriyle vazifelendirilmiş bir yüce peygamber. Şimdi buradan şuraya gelmek istiyorum. Dinler arası diyaloğa gelmek istiyorum. Zira öyle bir maalesef zor günlerden, bir süreçten İslam alemi geçiriliyor ki, geçiyoruz ki sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini bir saf dışı bırakma gayreti var bu çalışmaların menşeinde. Bunlardan da bahsedelim. Bugün hepsini kapsıyor diye düşündüm. Şimdi dinler arası diyalog dedik ama hep işte Haçlı seferleri ilk Haçlı zihniyetinin Müslümanlara, Müslümanların yaşadığı beldelere yerleşmek adına 1096 yılında ilk Haçlı seferi düşünün. Evet, 1096 yılında bu ilk Haçlı seferini gerçekleştiriyor Haçlılar. Bu Haçlı seferleriyle istediklerini ele geçiremeyince, yapamayınca işte geliyorsun 1943 yılına, ilk bu din arası diyaloğun temellerinin atıldığı yıllar. Daha sonra 1962-65 yılları var. Orada elimdeki değerli yazarımız Muharrem Bayraktar Bey'in kitabından Maskeler Düştü kitabından da alıntı yaparak bunu paylaşmak istedim. 62-65 yılları arasında işte dünyanın dört yanından kardinallerin, papazların katıldığı ikinci Vatikan Konsili toplanıyor ve amaç olarak bunu artık bir resmileştiriyorlar.
bu yeni misyonerlik yönteminin çerçevesini belirleyerek Müslümanlara karşı yeni mücadele esasları doğrultusunda faaliyete geçilmesini ortaya koymak amacıyla ilk bu çalışmalar 62-65 yıllarında yapılıyor. Bunun yine böyle olduğunu 1973 yılında Dinler Arası Diyalog Sekreteriyası'nın başkanı tekrar bir teyit ediyor. Diyor ki diyalogtan söz ettiğimizde açıktır ki biz bu faaliyetleri Hristiyanlığı yaymak için yapıyoruz. Bu sebeple diyalog kilisenin İncil'i yayma amaçlı misyonunun çerçevesi içinde yer alır. Bu zihniyetle yola çıkıyor Haçlı Müslüman üzerinde. Tabii bu din arası diyalog Profesör Doktor Haydar Başbey dediği gibi bizim ülkemizde oynanan oyunu topsuz tüfeksiz Anadolu topraklarını ele geçirmek. Şimdi bu din arası diyalog destekçileri acı olan bunu şuraya getiriyorlar. Sevgili Peygamberimiz de bir çeşit diyalog yaptı diye bunu örtüştürmeye çalışıyorlar. Bunun böyle olmadığını özellikle aradaki farkı görmek adına ben değerli peygamberimiz, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hani bir tebliğ, bir irşat vazifesiyle görevlendirilmiş o yüce peygamberin yazdığı mektuplar var. Bunların bir asla bir diyalog olmadığı, bir tebliğ ve onları irşada çağırma anlamında olduğunu ortaya koymak için bu mektupları paylaşmak istiyorum ben bugün. Resulullah'ın Bizans İmparatoruna yazdığı bir mektup var. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kulu ve elçisi Muhammed'den Rumların başbuğu Heraklius'a. Allah'ın selamı hidayet yoluna girmiş bulunan kimseye olsun. Buna göre ben seni tam bir İslam daveti ile çağırıyorum. İslam'a gir, sonunda emniyet ve selamet içinde olursun. Yine İran Kisra'sına bir mektup gönderiyor. Allah'ın Resulü Muhammed'den İranlıların büyük başkanı Kisra'ya. Hidayet yoluna girip ona tabi olana, Allah'a, onun kulu ve Resulüne iman edene, Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek ve ortaksız bulunduğuna, Muhammed'in onun Resulü ve kulu, kölesi olduğuna şehadet edip, bunu kabul edene selam olsun. Yine Mısır'da o zaman yaşayan, o zamanlardan bu yana işte Kıptilerin başkanına aslında bir psikoposla ilgili olması lazım, onu isterseniz okuyalım. Episkopos diye Peygamber Efendimiz'in bir şeyi var. Allah'ın selamı hidayet yoluna girmiş kimse olsun. Buna göre ben seni tam bir İslam davetiyle İslam'a çağırıyorum. İslam'a gir, sonunda emniyet ve selamet içinde olursun. Şimdi bunlar hep İslam'a davet, bir irşat var. Bir de şeyi de dikkat etmek lazım. Nasıl hitap edildiğine de. Evet. Peygamber Efendimiz çünkü bizim için ölçüdür. Evet. Eğer Peygamber Efendimiz'i taklitle biz bunu bağdaştırarak Rahman iş yapacaksak. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye başlamıştır. Besmele ile başlanmıştır. Artı o insan sadece onlar için büyüktür. Bunun altını çizilmiştir. Mesela Heraklius'a yazılırken Bizans'ın ulusu, Bizans'ın önderi, Bizans'ın öncüsü veya işte mesela şu anda da böyle bir mektup biliyorsunuz 9 Şubat 1998 olması lazım. Evet 98'de. Böyle bir mektup yazıldı. Ama mektubun girişinde dendi ki Papa cenapları. Evet. Ama biz onun konumundaki bir papaza yazılan mektupta şunu görüyoruz. Episkopos diye başlıyor Resulullah Efendimiz. Hani kesinlikle yapılan işin uzaktan yakından bir benzerliği yok mektup yazılması dışında. Onun dışında yine sizin de söylediğiniz ve okuduğunuz gibi hep bir davet var. Hep dine davet var. Onları olduğu gibi kabullenmek yok. Halbuki o mektubu okuduğumuz zaman o kadar acı ki biz dinler arası diyalog misyonunun bir parçası olmak üzere yani olmaya adayız, böyleyiz. Ondan sonra işte yani isterseniz onu okuruz daha oradaki mektubu evet, ama evet. Yani orada söylenilenlerin Peygamber Efendimiz'in söylediğiyle alakası yok. İslam yanlışça anlaşılan bir din olmuştur. Bunun suçlusu Müslümanlardır gibi böyle ithamlar. Yani kesinlikle Peygamber Efendimiz karşı tarafın
şu anda bakarsanız yaklaşımı nasıldır? Karşı taraf ateşe gitmektedir. Karşı taraf Müslüman olmadığı için kurtuluştan uzaktır. Peygamber Efendimiz ne yapıyor? Hristiyan da olsa, ki Heraklius Hristiyandır, Piskopos Hristiyandır. Ondan sonra İran Kisrası da olsa onlara diyor ki Müslüman olun, kurtuluşa erin. Hep bunu tebliğ ediyor. Müslüman olun, kurtuluşa erin. O zaman ancak kurtuluşa erersiniz. Ama günümüzde yapılan diyalog çalışmalarının bununla uzaktan ya da yakından bir ilgisi yok. Bir kere biz ne papaya cenap diyebiliriz? Çünkü biz Cenab-ı Allah deriz. Allah için söylediğiniz bir şeyi kalkıp Allah'a iftira eden bir zihniyete söyleyemezsiniz. Her zaman ifade ediyoruz. Eğer biz Kur'an'a inanıyorsak, Müslümansak, Meryem suresi 88. ayette Allah-u Teala ne buyuruyordu? Allah-u Teala buyuruyor ki, öyle bir iftira atıyorlar ki, Allah'a oğul isnat ettiklerinden ötürü, bu iftiranın şiddetinden gök çatlayacak, yer yarılacak, dağlar parçalanacak. Niye? Allah'ın oğlu var dedikleri için. Şimdi sen Allah'a böyle iftira atan bir zümrenin en ulvi, en öndeki insanına diyorsun ki Cenab. Aynı Allah-u Teala Cenab-ı Allah diyorsun. Diyorsun ki Cenab. Böyle bir şey kimse, ya da kutsiyet pena. Böyle bir şey söylemeye bir Müslümanın asla hakkı olmadığı gibi dili de varmaz. Niye? Çünkü Allah'a itikat noktasından bakarak bunu söylüyorum ben. Hani şey olarak söylemiyorum, bu insanlar sosyal hayatta nasıl yaşamışlar, ne yapmışlar beni ilgilendirmiyor. Ama din adına böyle bir şey yapılıyorsa ve itikat noktasından bakıyorsak biz bir olaya, benim dinime, benim Rabbime iftira eden, şimdi bizim halkımızın sanırım anlayamadığı olay şu. Şimdi bir kadına nasıl iftira edersiniz? Namusuyla yaparsınız, öyle değil mi? Ve o kadın sizin annenizse, sevdiğinizse, sevilen de kimdir? Annedir, evlattır değil mi? Ve ona iftira atıldığını biliyorsanız, insanoğlu için, kutsal olan o bir kadın için özellikle, siz bu iftirayı atanlara rahmet nazarıyla bakabilir misiniz? Ya da bu iftirayı atanlara cenap diyebilir misiniz? Aman efendim vardır bir bildiğiniz diyebilir misiniz? Elinizde, dilinizde, gözünüzde, gönlünüzde buna karşı koyarsınız. Her artık şeyiniz neye yeterse, öyle değil mi? Allah-u Teala benim Rabbim. O diyor ki bana iftira atıyorlar. Bana oğul isnat ettiklerinden ötürü. Ve bu iftira öyle bir iftira ki gök çatlayacak, yer yarılacak, dağlar parçalanacak şiddetinden. Biz kalkıyoruz bu insanlara böyle bir giriş yapıyoruz. Zaten bunların yaptıkları işin başından çok ciddi sakatlıklar var. Ve içinde hiçbir tebliğ yok. Olduğu gibi Hristiyan'ı kabul etmek, olduğu gibi bir Yahudi'yi kabul etmek bu diyalog çalışmalarının en baş şeyi. Halbuki bir Müslümanın vazifesi nedir? Tebliğdir. Zaten bir Hristiyan, ehli kitaptan birisiyle bir Müslümanın alışverişi nedir? Ya tebliğ yapar ya da ticaret yapar. Mesela dostluk, arkadaşlık bile önerilmez. Allah-u Teala bununla ilgili buyuruyor ki, Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Madde 51. Şimdi Peygamber Efendimiz'i hiç kimse diyalog yapmakla suçlayamaz. Çünkü şöyle bir şey yok. Ayet-i kerimeler zaten bunu men ediyor. Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Öyleyse zaten bir Müslüman bir Yahudi veya bir Hristiyanla böyle bir dostluk ilişkisi içerisine dahi girmesi Allah-u Teala'nın izni dışında olur. Yine çok ilginç şeyler var bununla ilgili ama dönüp dolaşıp geldiğimiz nokta Sabiha Hanım hep aynı. Ölçüler yanlış. Allah'ın ayetleri bir tarafa konuluyor. Yorumlar yapılıyor. Ki Resulullah Efendimizle ilgili biliyorsunuz, Resulullah Efendimizle ilgili Allah-u Teala buyuruyor ki Necm suresi 4. ayet olması lazım. Onun söyledikleri bizim ona vahyettiklerimizden başka bir şey değildir. O hevai hevesinden konuşmaz. Sen şimdi peygamberi atlayacaksın, peygambere iman etmeyeceksin ve o şekilde ona rahmet nazarıyla bakılacak. Nasıl rahmet nazarıyla bakayım ben Allah-u Teala iftira eden insanlara? Tabii ki Allah'a iftira ettikleri için, peygamber de bunları imanlarını kabul etmedikleri için peygamberimiz de kabul etmiyorlar. Peygamber Efendimiz
yaşayan Kur'an'dır diyor Hazreti Ayşe. Öyle değil mi? O Kur'an'ın bedeni dökülmüş, hayata dökülmüş, vücuda dökülmüş hali. Hani bir insan o Kur'an'ı nasıl yaşayacak? Resulullah'ı devreden çıkarttığınız zaman Kur'an-ı Kerim ne oldu? Bir raftaki bir kitap gibi oldu. Halbuki Resulullah Efendimiz'i Ehl-i Beyt'in hayatı o Kur'an'ın her ayetini yaşanan, insanın hayatına uygulanan bir hal getiriyor. İşte zaten sıkıntı o. Niçin misyonerler bunu Resulullah Efendimiz'in çıkmasını istiyorlar? Bakın şu anda çekilen dizilerde bile geçen gün de gündem etmiştik. Sürekli din adına yapıldığı için rahatsız edici bunlar. Yani şehadet getiriliyor ama şehadette hiç bilmediğimiz bir şehadet yöntemi. Eşhedü en la ilahe illallah. Gerisi nerede? Gerisi yok. Niye? Çünkü Peygamber Efendimiz'den rahatsız olan bir zevat var. Peygamber Efendimiz'in varlığı, Peygamber Efendimiz için Allah-u Teala ne buyuruyor ayet-i kerimesinde? Buyuruyor ki, daha doğrusu Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Peygamberi devreden çıkarttığın zaman bu ahlakı insana verecek kimse kalmıyor. Bu ahlak olmadıktan sonra ayetlerde ne yazdığının ne önemi var? Yaşanmadıktan sonra. O zaman aynı ayete bakarak şimdi söylediğin adam öldürüyorsun. Ayeti buldum sanıyorum. Şöyle Kur'an-ı Kerim'de şüphesiz ki şanı yüce olan Allah ve melekleri peygambere salat ve selam ederler. Ey iman edenler siz de ona salat ve selam edin. Bu Ahzab 56'da. Evet. Peygamberimiz de şöyle buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazretleri bana kesik şekilde salat etmeyiniz. Ashab soruyor ya Resulullah kesik salat ne demektir? Hazreti Peygamberimiz buyuruyor. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed deyin. Çünkü devamını Peygamber da, Efendimiz'den sonra da o Kur'an'ın yaşanır olması, Peygamber Efendimiz'in hayatının aynı şekilde onun işaret ettiği hayatlarla devam etmesiyle mümkün olacak. Onlar da kimlerdir? Onlar da Resulullah Efendimiz'in Ehl-i Beyt'i ve onlardan gelen imamlardır. Evet. Onların hayatları sürdüğü sürece, onlar insanlara rehberlik ettiği sürece, hak dostları onların izinden giden, Allah dostları bu konuda üzerlerine düşen vazifeyi yaptığı sürece Kur'an-ı Kerim rafta kalmaz. Kur'an-ı Kerim İncil'den de farklı, hem kendi içeriği açısından el değmemiş olması, Allah-u Teala'nın hükümlerini içermesi ve değişmemiş olması, son kitap olması, ilahi hüküm olması, bütün zaten Kur'an-ı Kerim çok çok özel ama bizim kitabımız ve tek kitap şu anda kurtuluşa bir Müslümanın inancı budur. Ama bunların ötesinde, yani bütün bunları, bu özellikleri olmasına rağmen rafta kalır. Eğer Resulullah yoksa, Ehl-i Beyt yoksa, hayata geçmezse, insanların hayatına geçmezse, o zaman ne yapıyoruz? Sadece namazı şekli olarak mesela ele alıyoruz. Peygamber yok. Peygamber yok. O zaman ne olacak? Namaz böyle bir sadece eğilme doğru. Varisleri yok. Varisleri yok. O zaman bu namaz seni kötülükten alıkoymuyor. Hem namazını kılıyorsun, hem dedikodunu yapıyorsun, hem içkini hem onu da yapamıyorsun. Haram olan şeyleri yapıyorsun ki bu süreçte aynen öyle. İnsana bütün da zarar veriyorsun. Helale haram denilen bir yaşantı yani, süreci geçiyor hayatımızda. Çıkarına uymuyorsa hemen orada hak ölçüyü terk ediyorsun. Maalesef. Çıkarına uyuyorsa eğer bir şeyler, onu kullanıyorsun, hak ölçüyü kullanıyorsun. Ama bizden istenilen böyle bir insan olmamız değil ki. Bizden istenilen Allah'a kul olmamız. Allah'ın emir ve yasaklarına uymakta önde gitmemiz. Bu konuda takva sahibi olmamız inşallah. Yalnız bu çalışmalar hakikaten çok eski. İsterseniz ben mesela şuna çok dikkat çekici. Bakın ayet-i kerime var. Tekrar şunu hatırlatmak istiyorum. Maide 51. Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Yine Allah-u Teala buyuruyor ki siz onlardan olmadıkça onlar sizden asla razı olmazlar. Ama bakın ilginçtir. Emir Dâli Harikası sayfa 139'da. Bu daha eskidir. Yani şu son misyonerlik çalışmalarından Batı'nın her zaman bu konuda Anadolu topraklarında çalışmaları olmuştur. Ve Müslüman insanı, Müslüman Türk insanını
savaşla yenemeyeceğini fark edeli epeyce oldu. Bunun üzerine de işte o zaman için İngiliz yanlısı, şu an Amerikan yanlısı, işte şu anda da bir şekilde bunların devamlarının sürdüğü bir takım akımlar geliştirildi. Bakın çok ilginçtir, şu cümlelere dikkatinizi çekmek istiyorum. Merak edenler okuyabilirler, bilenler zaten bilirler, saklamak için azami gayret gösteriyorlar. Misyonerler, bakın çok ilginç, misyonerler ve Hristiyan ruhanileri, hem nurcular, bu benim cümlem değil, hem nurcular çok dikkat etmeleri elzemdir. Çünkü herhalde şimal cereyanı, yani doğudan gelen rüzgar, İslam ve İsevi dininin hücumuna karşı kendini müdafaa etmek fikriyle İslam ve misyonerlerin ittifakını bozmaya çalışacak. Kim diyor bunu? Bunu Said Nursi Emirdar Laikası sayfa 139'da söylüyor. Bakın ilginç bir insan tasviri yapılmış. Misyonerler, açık yani. Misyoner nedir? Hristiyanlığı yaymaya giden insanlardır değil mi? Bunun görevlendirilmiş. Adamış hayatını bu uğurda geçiren insanlar. Misyonerler ve Hristiyan ruhanileri. Hristiyan ruhanileri kim? Papazlar, rahibeler, yani bu işe kendini adamış insanlar. Bir, kilise de bunu işe kendini adamış insanlar. Bir de yaymak için gönderdikleri misyonerler, hem nurcular, bakın Müslümanlar değil. Dikkat ediyor musunuz? Hem nurcular. Çok dikkat etmeleri elzemdir. Çünkü herhalde şimal cereyanı, İslam ve İsevi dinin hücumuna karşı kendi müdafaa etmek fikriyle İslam ve misyonerleri ittifakını bozmaya çalışacak. Biz ne zamandan beri misyonerlerle ittifak içinde olduk ki? Demek ki nurcular ittifak içerisine gireli epeyce bir zaman olmuş. Yani çok ilginç şeyler var burada. Arkadaşlarımız sakın ön yargıyla dinlemesinler. Okumuyoruz, araştırmıyoruz. Bunlar itikadi şeyler değil. Bizim itikadımızda böyle bir şey yok. Allah ne diyor? Düz, yani yorumsuz. Yahudi ve Hristiyanlar dost edinmeyin. Onlarla ittifak gibi bir şey yok ki. Siz onlardan olmadıkça onlar sizden razı olmazlar. Sonra bakın Hristiyan ruhanileri için Allah-u Teala ne diyor? Öyle bir iftira atıyorlar ki gök çatlayacak, yer yarılacak, dağlar parçalanacak. Daha sen bu insanlarla ne ittifak içerisine giriyorsun ki? Ve kime karşı? Şu anda o doğu dedikleri cenah çok daha yakın İslamiyet'e. Diğer bölgelere göre. Yani şimal dedikleri. Yani bunları bilemiyorum. Burada tabii çok şeyler var. Ne kadar bunlara. Yine mesela ilk şeyle görüşmede aynı zat tarafından gerçekleştiriliyor. Hatta kendi hatıralarından aktarıyorlar. Çok ilginçtir. Aslında isterseniz onu da şey yapalım. Yani İslamiyet'ten koparma, Peygamber Efendimiz'den koparmayla başlıyor. Bakın. Bir ziyaret gerçekleşiyor. Evet, şuradan. Kendi yine hatıralarında çok mutlu görüyor kendi talebelerinden bir tanesi. Diyor ki, merak ediyor ve soruyor. Kendisi de anlatıyor bunu hatıralarında. Üstad Hazretleri o gün Fener Patrikhanesi'ne giderek Patrik Antigonos'u Athenagoras Goras'ı ziyaret etmiş. Ve ziyaret esnasında kendisine hitaben, siz Kur'an'ı, Allah'ın kitabı, Hazreti Peygamber'i de peygamber kabul etseniz ve Hristiyanlığın da dini hakikisiyle amel etseniz ehli necat olacaksınız demiş. O da ben kabul ediyorum diyerek cevap vermiş. Üstad tekrar dünyadaki diğer ruhani reisler de kabul ediyorlar mı diye sormuş. O, onlar kabul etmiyorlar demiş. Üstad kendisini gayet hürmetle karşılamış olduklarını söyledi. Bakın bunlar, burada o kadar büyük itikadi kusurlar var ki. Bir insanın peygamberimize peygamber demesi de yeterli değil. Çünkü bunu da ayetle açıklayalım isterseniz. Peygamber Efendimiz Necranlı Hristiyanlarla bir araya geliyor biliyorsunuz, evet. Döneminde. Böyle bir hadise var. Necranlı Hristiyanlar ile görüşürken diyor ki, Müslüman olun kurtuluş erin. Aynen sizin okuduğunuz mektuplardaki gibi. Müslüman olun kurtuluş erin. Necranlı Hristiyanlar şunu demiyorlar.
sen yalancısın, peygamber değilsin, senin getirdiğin din din değil demiyorlar. Tamam, güzel, yaptığın iş iyi ama biz senden daha önce İslam olmuşuz. Tamam, sen İslam oldun, sen peygambersin, git kavminle uğraş demeye getiriyorlar. Biz senden daha önce Müslüman olmuşuz. O yüzden bizim senin getirdiğin dine inanmaya ihtiyacımız yok. Aynı işte Said Nursi'nin Athenagoras olmasa Patriye söyleyip de mutlu olduğu hadise. Yani diyor ki, o zaman Peygamber Efendimizin mutlu olması, evet siz olduğunuz itikat üzere devam edin. Siz de İslam'sınız, biz de İslam'ız. Beni peygamber olarak da kabul ediyorsunuz. Bu şekilde yolumuza devam ederiz demesi lazımdı. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyla ilgili diyor ki, hayır diyor, siz kurtuluşa ermediniz, siz Müslüman değilsiniz. Çünkü siz ne yapıyorsunuz? Haça tapıyorsunuz, Allah'a eş koşuyorsunuz. Siz ne yapıyorsunuz? Domuz etiyorsunuz. Siz ne yapıyorsunuz? İsa Allah'ın oğludur diyorsunuz. Ve siz bunları yaptığınız sürece kurtuluşa eremeyeceksiniz. Bu ölçüyü de kim veriyor? Gerçek peygamber veriyor ancak. Yani işte o peygamber hayattan çıktığı zaman adam kendini kurtuluşta hissediyor. Ama Peygamber Efendimiz ne yapıyor? Onlara bu gerçek ölçüyü öğretiyor. Bunun üzerine öyleydi böyleydi derken ayet nazil oluyor. Allah-u Teala buyuruyor ki Mübale ayetinde, seninle çekişip duranlara de ki, nefislerimizi nefislerinizi, kadınlarımızı kadınlarınızı, oğullarımızı oğullarınızı alalım, lanetleşin. Mübale ayetleri. Ve lanetleşmeden kim kaçıyor? Necranlı Hristiyanlar kaçıyor. Öyleyse bizim olayın şeyine çok güzel bakmamız lazım. Şimdi izleyicilerimiz demesinler, bunlar bizi niye ilgilendiriyor? Biz Müslümanız. Bakın, bizim içimizde öyle itikadi çukurlar açılıyor. Öyle ahlaki bozulmalar yapılıyor ki bununla birlikte. Ve biz sürekli Hristiyan sever, ehli kitap sever bir toplum haline gelmeye devam ediyoruz. Artık böyle biz tabii ne yapalım, gidip Hristiyanlarla öldürelim de böyle bir şey yok, böyle değil. Elbette huzuru temin etmekle bizden vazifeliyiz. Ama biz kendi itikadımızı bozarak bunu temin edemeyiz. Herkesin Müslümanların adaletine ihtiyacı var. Herkesin Müslümanın ölçüsüne ihtiyacı var. Çünkü herkesin peygamberin ölçülerine ihtiyacı var. Peygamber ölçüsünde bir ahlaki yaşantıya herkesin ihtiyacı var. Bunun için önce kendi ölçülerimizde, kendi hayatımızda güzel oturtmamız lazım. Yani bu da ancak sizin de söylediğiniz gibi Allah'a, Resulüne ve onun ehli beytine dört elle sarılmakla mümkün olabilir. Aslında dediklerini ben tasdik ediyorum. Sözün özü diyelim, dinler arası diyalog aslında Müslümanları devşirmek, değiştirmek, Haçlıların bu toprakları, Müslümanların inançlarına, işgaline zemin hazırlamak aslında dinler arası diyaloğun bir amacı. Haçlıların bu toprakları işgal etmelerine ses çıkartmayan milletler haline getirmek, dönüştürmek, dışı Müslüman, içi Hristiyan bir dünya, bir İslam dünyası yapmak amaç buraya götürüyor aslında bu düşünce. Daha önce Vatikan'ın projelerinden bahsederken zaten ortaya koyuyor bu gerçeği, onların söyledikleri. Sıkıntı bu çalışmayı, bu projeleri göre devletin siyasi bir çalışması olarak buna destek vermek, acı olan bu. Çünkü paralel gidiyor ikisi. Şu anda hani paralel yapının ortadan kaldırıldığı söyleniyor ama aslında siyasi politikalarımız buna paralel gidiyor. Niye? Çünkü bu çalışma zaten ne için yapılmıştı? Batı'ya karşı olan direnci ortadan kaldırmak için. Öyle değil mi? Ehli kitap, daha doğrusu Batı'ya da değil sadece. Evet. Bakın, Haçlı dünyasına karşı. Sadece Haçlı dünyası da değil. Yani İsrail'in de diyalog çalışmalarına çok ciddi destek verdiğini görüyoruz yapılan şeylerde. Yani ehli kitaba karşı direnci ortadan kaldırmak. Müslümanın kalbindeki o zaten var olan bendi, seti yıkmak.
Siyasilerimiz de ne yapıyorlar? Bile bile kendilerinin işte bu bir Haçlı şeyidir, ortaklığıdır dedikleri Avrupa Birliği'ne girmek için aynı yolun siyasi ve ekonomik ayağını gerçekleştirdiler yıllarca. Ve maalesef manen de insanımızı çökertecek çalışmaların altına imza attılar. Mesela yıllardır Allah'ın dininde tek din İslam'dır ayeti Cuma hutbelerinin vazgeçilmez bir parçasıyken Amerikalılar bundan rahatsız oluyorlar diye, daha doğrusu işte o dünya buradan rahatsız oluyor diye ne yaptık? Cuma hutbelerine müdahale ettik ve Cuma hutbelerinden bu ayet kaldırıldı. Camilerin duvarlarından da kaldırıldı. Evet. Sonra kiliselerin açılması. Hiç yani düşünebiliyor musunuz? Tarihi şeyle karanlık olan, mazisinde pek çok Müslümanın ölümüne sebep olan Kurtuluş Savaşı döneminde cephanelik olarak kullanılmış karşı taraf tarafından böyle kiliselerin devlet eliyle trilyonlar harcanarak restore edip açıldığına şahit olduk. Yine kiliseymiş ama fetih nişanesi olarak ve orada yaşayan artık hiçbir Hristiyan kalmadığı için cami haline getirilmiş ve cami hali de kendi başına bir tarihi değer olan, cami haliyle de zaten bir tarihi eser olan eserlerin, kullanılan camilerin tekrar kilise haline döndürüldüklerine bu iktidar döneminde şahit olduk biz. Yani şimdi hiç kimse şunu İhtiyaç sayamaz. İhtiyaç yokken kilise evlerinin yani, açılması. Sonra domuz etinin sanki bu milletin ihtiyacı domuz eti yemekmiş gibi. Domuz etinin kasaba sokulduğu kanunu bu iktidar döneminde maalesef dehşetle izledik. Sorun ne burada? İşte sorun şimdi şöyle algılattırıldı. Beraber yürürken mezardan insanlar çıksın oy versin. Çıkarlar birbirinden ters düşünce sen de paralel yapısın, ortadan kalkmak zorundasın. Öbürsü de diğer tarafa işte ateşler yağsın. Ama bir Müslümanın ölçüsü bu değildi. Bir Müslümanın ölçüsü yapılan işler Allah'ın kurallarına uygun mudur? Bu milletin çıkarlarına uygun mudur? Geleceğimiz için uygun mudur? Çoluk çocuğumuza iyilik mi getirecek, kötülük mü getirecek? Bunların hesap edilmesidir ama maalesef bunları da kendi yararına kazanılmamış insanların hesap etmesini bekleyemeyiz. O yüzden yine dönüp dolaşıp geldiğimiz nokta, inşallah şu güzel ayda ahlaken, fikren olgunlaşmış güzel insanlar oluruz. Kendimizi yetiştirebiliriz, etrafımızdaki insanlara faydalı olabiliriz. Ve inşallah gerçekten ahlaken, fikren, diniyle, milletiyle bütünleşmiş insanları takip ederek onlarla birlikte yol almaya çalışmalıyız. Yani Allah inşallah o basireti cümlemize nasip eder. İnşallah bu üç aylar kendimizi hesaba çekmek adına bir vesile olur. Bizden gönül dolusu sevgiler tekrar. Şimdi bu hafta içerisinde maalesef yine güzel ulvi konulardan ruhumuzu besleyen, beslememiz gereken kaynaklardan bahsettik de yine ruhumuzu üzen, yaralayan acı haberler aldık. Terör dolayısıyla yine şehitler verdik. Yine ocağımıza, gönlümüze ateş düştü maalesef. Bu terör çok konuştuğumuz bir konu oldu. Hatta her programda konuştuğumuz bir konu oldu. Ki bu geniş kapsamlı bir yeni dünya düzeni çerçevesinde bir proje, bu terör belası da bu projenin içerisinde bir bize bu topraklarda gözü olanların diyelim, bu toprakta da emelleri olanların bize dayattıkları en büyük sıkıntıların başında geliyor. Tekrar şehitlerimize çok acı da olsa her hafta bunları söylemek istemiyorum. Asla alışmış da değiliz, alışmak da istemiyoruz. Şehitlerimize rahmet diliyorum, ailelerine başsağlığı diliyorum. Şimdi bu büyük yeni dünya düzeninin, bu büyük projenin içerisinde
dini ayağından bahsettik. İlk bölümümüzde dinler arası diyalogtan söz ettik sevgili Seçil'le beraber. Tabii bunun ekonomik ayağı var, sosyal ayağı var. Bu geniş kapsamlı bir proje. Bunu hep altını çiziyoruz, söylüyoruz. Şimdi Güneydoğu'da yaşananlara baktığımızda halkımız, insanımız bu durumdan elbette ki hiçbir şekilde memnun değil, mutlu değil. Yapılan araştırma var son olarak. Yapılan bir araştırma var. Bunu Kamu Düzeni Müsteşarlığı'nın yaptığı bir araştırma bu. Doğu ve Güneydoğu halkı üzerinde yapıyor bu araştırmayı. Ve insanımız diyor ki benim birincil isteğim barınma. Zira hepimiz şahit olduk. İşte insanlar evlerini terk ettiler. Evler bir cephaneliğe dönüştürüldü. Bu sıkıntıları gördük, izledik, yaşıyoruz. İnsanımız yaşıyor. Barınma istiyor Güneydoğu insanımız. İlk sırada şu an için. Sonra eğitim diyor. Eğitim istemelerinin sebebi gençlerinin dağa çıkartılması. Bu anlamda diyor eğitime ihtiyacı var gencimizin. Sağlıklı bir yaşam istiyoruz diyorlar. Güvenlik ve sonra da istihdam, yani bize iş verin diyorlar. Şimdi şöyle baktığınız zaman hepsi iş, aş istiyorlar. Ve bütün bu insanımızın hep söylediğimiz gibi isteklerine cevap veren bir proje, bir sistem var. Bunu her seferinde söylüyoruz ve her seferinde ne kadar insanlığın, insanımızın ne kadar bu projeye ihtiyacı olduğunu bütün bu anketler, söyleşiler ortaya koyuyor bu çalışmalarda. Bunların bütün bu ihtiyaçlara cevap verecek bir tek proje var değil mi Seçil? Ve bizim projemiz, bizim insanımızın yazdığı, bizim içimizden çıkan bir insanın yazdığı, dünyanın uygulamaya başladığı bir proje, kendi ispat etmiş bir proje. Zaten Profesör Doktor Haydar Başbey herhalde artık söylemekten dilinde tüy bitti. Biz de onunla birlikte söylemekten aynı şekilde. Bizim insanımızın ihtiyacı nedir diyoruz. İhtiyacına baktığımız zaman çok basit, yaşamaya ihtiyacı var. Eğer biz insanımızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her bir ferdin nereli olduğuna bakılmaksızın yaşam ihtiyacını karşılayabilirsek zaten bu sorunların hepsi ortadan kalkacak. Nedir yaşamak için ihtiyaç olan? Bir yerde kalacağız. Başımızın üzerinde bir evimizin olması lazım. Barınma ihtiyacı. Ne diyor milli ekonomi modeli? Herkes kendi evinin sahibi olacak, olabilecek. Sanki kira öder gibi evini maliyetine devlet babasından satın alabilecek. Sonra neye ihtiyacı var? Karnı doyurması lazım. Karnı doyuracak kadar bir gelire sahip olması lazım. Milli ekonomi modelinin sosyal devlet projeleri ne söylüyor bu konuda? Her Türk vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olduğu için 1000 lira vatandaşlık maaşı, ev hanımları ise ayrıca ekstra ev hanımlığı da yaptıkları için 1500 lira vatandaşlık maaşı, yani kadınlar 1500 lira vatandaşlık maaşı, erkekler de 1000 lira vatandaşlık maaşı alacaklar diyor bu proje. Ne oldu? Karnını da doyurdu bu insanlar. Yine neye ihtiyacı var bir insanın? Zaten Güneydoğu'da yapılan ankette de ortaya çıkan sonuç o. Eğitiminin karşılanması lazım. Okutulabilmesi lazım. Çocukların okuması lazım. Devlet babası yine çocuklara karşılıksız burs vererek eğitim ihtiyaçlarını karşılarsa, okullar açarsa, öğretmenler atarsa, öğretmenler istihdam ederse, öğretmenler atarsa. Bu insanımızın evladını kandırabilirler mi? Sonra yine neye ihtiyacı var? Bir delikanlı olmuşsunuz, gücünüz var, çalışmak istiyorsunuz. Çalışıyorsunuz ama karşılığında karşılığını alamıyorsunuz ya da o karşılık denilen veren ve diyerek verilen ücretle evinizi ailenizi geçirdirmeniz mümkün değil. İşte bir evden bir kişi bile çalışıyor olsa düşünün, asgari ücretin 5000 lira olduğu bir ülkede bu insanlar evlatlarının devletlerine ihanet etmesine müsaade ederler mi? Etmezler. Ha, ondan sonra bütün bunlara rağmen eğer hala hainlik peşine koşan biri varsa işte o zaman devreye girer. Askeri
güçler veya işte polis yani bu şekilde şey ondan sonra yola çıkacağız. Bizim ne yapmamız lazım? Öncelikle insanı yaşatacak milli ekonomi modeli projesini bu ülkede hayata geçirmemiz lazım. Şeyh Edebali'nin dediği gibi insanı yaşat ki devlet yaşasın. Yani devleti yaşatmak için insanı şey yapmak olmaz bu iş yani. Hani o bir yöntem değildir. O bugüne kadar yapılmış hataların sonucudur şu anki yaşananlar. Maalesef bugüne kadar yapılan hatalar, icraatlerdeki yanlışlıklar olayı öyle bir boyuta taşımıştır ki artık şeyi ayıklayamıyorsunuz. Ve şehirlerin boşaltılma durumu söz konusu oldu. Hala bundan dönülemez mi? Hala dönülebilir. Eğer Profesör Doktor Haydar Başbey'i biraz dinler, anlamaya çalışırsak, görüyoruz artık. Başka bir çözüm de yok. Onunla birlikte 6 ayda, 8 ay arası bu iş çözülür. Çok uzun bir süreç de değil. Gerçekten insanlar devletlerinden emin oldukları gün, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı devletini baba olarak görmeye başladığı gün, bu sorunun bittiği gündür. Bunun için de yapılacak olan ekonomik olarak ülkede refahı sağlamak, insanların yaşama ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bunun da tek modeli var, milli ekonomi modeli ve sosyal devlet projeleri. Onun uygulanmış şekli olan sosyal devlet projeleri. Tabii burada halkımıza çok ciddi sorumluluk düşüyor. Artık bir şeylerin doğrusunu görmemiz lazım. Doğruyla beraber olmamız lazım. Biraz kulak vermemiz lazım. Siz de söyleyeceksiniz sanırım. Herhalde pazar günü bir canlı yayında Profesör Doktor Haydar Başbey tekrar halka hitap edecek. Gelebilenlerin gelmesi ama gelemeyenlerin en azından ekran başında izlemelerini, çözümü dinlemesi lazım artık. Yani çözümün etrafında buluşmamız, çözümü dinlememiz lazım. Eğer çözümü anlayabilirsek, çözümü dinleyebilirsek, aslında halkımız çözümü dinledi biliyorlar. Haydar Hoca'nın bunu yapabileceğini de biliyorlar. Ama maalesef şu anlık güç şeyinin peşine koşuyorlar. Eğer bunların artık asıl olan olmadığını görmeyi başarmışsak doğru adres bellidir. Yapılacaklar da bellidir. Çok da güç değil. İnşallah artık rahat edeceğimiz günler bizi bekler. Önemli olan insanı kazanmak dedik. İnsanı evet. Kazandığın zaman hep söyledik tekrar altını çizelim değil mi Seçil? Kendi adına kazandığın zaman insanı onu ailesi adına, çevresi adına, millet adına, devlet adına, tüm insanlık adına kazanmış oluyorsun. İnsanı da kazanmak için öyle bir sisteme ihtiyaç var ki insana hitap edecek bir sistem lazım. Merkezinde insan olan, insanın ihtiyaçlarına cevap verecek olan bir sisteme ihtiyaç var. İşte bunun hepsinin, bu ihtiyaçları Profesör Doktor Haydar Başbey'in milli devlet, sosyal devletinde bunu bulduğu için insanlık, bu manada insanlığın bu sisteme ihtiyaç var. Pazar günü de tekrar ben de tekrarlamak isterim. Profesör Doktor Haydar Başbey İstanbul'da Yeni Bosna'daki bu programda İstanbullularla beraber olacak. Hem İstanbullular hem tüm Türkiye diyelim izleyicilerle ekran başında birlikte olacağız. Çözümü olan bir bilim insanı. Bu programı bugünü kaçırmayın istiyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Tekrar buluşuncaya kadar mutlu kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın efendim.